yüklü miktarda paraların sayıldığını, işte istiflendiğini, bavullardan çıkarıldığını gördük. Bir kere partiyi temsil etmekte yetkili olanlar partinin avukatlarıdır. Genel merkezin görevlendirdi. Burada o isimlerden hiçbiri ben dahil olmak üzere yok zaten. CHP'nin gündeme bomba gibi düşen yeni skandalına ilişkin konuştu. O süreçte yaşadıklarını anlattı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çıkan skandal görüntüler gündemde sıcaklığını koruyor balya balya paraların sayıldığı o günlerde CHP'nin kurumsal avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek şahit olduklarını TVNet'e anlattı. Bir yardım kampanyası düzenlemek istedi İstanbul İl Başkanlığı genel merkezin hesaplarını kayıtlarını kullanarak. O dönemi itibariyle 150-160 bin lirada bir para toplandı. O süreç içerisinde bu paraların bir şekilde temin edildiği ama nereye, nereden alındığı, ne şartla alındığı, hangi hukuki ilişkiye dayana olarak alındığı, ne yapıldığı konusunda da ne genel merkezin bilgilendirildiğini ne de kamuoyunun aydınlatıldığını ifade ettim. Çiçek CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'na da tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu anki yönetimi başında olanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğine çok büyük zarar veriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yok etmek adına, yıpratmak adına bir süreç yürütülüyor. CHP'nin skandallarla dolu sürecinde kurumsal avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı ve reklam danışmanı Necati Özkan'a ilişkinde bomba gibi bir iddiada bulundu. Kim Necati Özkan? Ekrem İmamoğlu'nun yanında bulunan isim, Ekrem İmamoğlu'nun tüm reklam ajans kampanyalarını yapan isim ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olursa ben iletişim başkanı olacağım diyen isim ve iletişim başkanı olunca kadrolar dağıtacağını, açık seçik söyleyen birisi. Necati Özkan'ın CHP'yi mahkemeye verdiğini ancak mahkeme sürecinde dahi İmamoğlu'nun bahse konu ismi yanından ayırmadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne makbuz kesiyor. Aylık 70 bin lira fatura gönderiyor. Bu isim Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olan bir isim. Bu isim 2019'da Ekrem İmamoğlu kampanyasına yaklaşık 90-100 milyon para toplandı. Bunun 50 milyonuna yakını bu isme gitti reklam kampanyasını yürütmek için ama bu isim inatla partinin belediyesiyle ilişkisi olan bu isim partiye dava açıp bu davasını hala devam ettiriyor dedi. Sadece bu bedel bunun üzerine faiz avukatlık ücreti bindiği zaman daha yüksek bir noktaya çıkacak. 3 milyondan vazgeçtiler.